Lampard, Wesley Snyder'i gördü. Uzak pozisyon, zor pozisyon. Adadan Lampard'dan, Lampard Snyder'e. Tuna. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nils Komalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Snyder ilk maçına çıkıyoruz. Bildiğiniz gibi top açılımı yaptık. Snyder gelene kadar ve kadromuza kattık. İlk 11'imize koyduk. Aldığımda çok heyecanlandım. Çok sevindiğim bir oyuncuydu. Ve hocam ilk maçımıza çıkıyoruz. Hatta bir de Haaland'ı çok istiyorduk. Haaland'ı da çıkardık. Rakibin daha iyi bir interneti olursa sevinirim. Bu rakibi reddettik hocam. Bakalım siz çıkardınız mı Snyder'i? Kimle çıkardınız? Oynattınız mı? Performansı nasıl buluyorsunuz? Ayrıca de şimdi bir videoya geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirim açarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Rakip geliyor hocam. Güzel internetli sağlam bir rakip istiyorum. Snyder üzerinden oynayacağız. Yeteneklerini deneyeceğiz bugün. Ve güzel de bir katlı oluşturduğumuza inanıyorum arkadaşlar. Evet hocam, sonunda rakibimiz geldi. Rakibimizi bekliyoruz. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Hocam Oğuz Hamiş diye birisi. Oğuz Hamiş. Türk mü değil mi bilmiyorum da yumuşak ya olsaydı neyse derdim. Ve hocam kattığımız bu şekilde. Snyder tam yukarı bakıyor, gayet iyi. Yanında da yeni çıkardığımız Haaland var. Gördüğünüz gibi direkt 99 oynuyor. Çift forvet oynuyor. Snyder'in özelliklerini ben yükseltmiştim. İstesem 99 da olurdu. Fakat hocam ben Snyder'in şutunu yükselttim ve onun üzerine falsosunu yükselttim. Duran topunu yükselttim. O yüzden de 98'lik Snyder benim için 99'dan iyidir. Rakibin kadrosuna bakıyorum. Messi, Neymar, Del Piero ve arkada Lewandowski var. Modric, Kamavinga ikilisi de var. Ayrıca Lewandowski ve Del Piero'nun yeni karıştırmış mı bu? Güzel, o da güzel. Neuer, Neuer'in karşısında bir Snyder diyeceğiz. Bakalım Snyder oyunda istediğimiz performansı veriyor mu? Eğer arkadaşlar şöyle bir düşüncem var. Snyder Drogba'da olduğu için bir en azından yapabildiğimiz kadar bir nostalji Galatasaray maçı da çıkarabilmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım rakipciğim, neyi bekliyorsun? Acaba değiştiriyor mu şu an Del Piero'nun yerine? Onu göremiyoruz. Yedeklerinde kim var? Kim alabilir abi forvet hattından? Vlahovic, Memphis Depay alabilir. O da güzel. Başka da yok. Ama onun yerinde olsam ben Lewandowski'yi santifora koyardım kanka. Hala rakibimiz hazır değil ve şimdi hazır. O zaman nefesler tutuldu. Maça geçiliyor hocam. Haydi bakalım. İnanıyoruz. İnşallah. Bak gerçekten Snyder hayal kırıklığı olmasın. En son 10 numaralarda çok sevdiğim hayal kırıklığı olan 2021'de Milan Ronaldinho'su gelmişti. Çok üzmüştü beni. Ama Kaka geldiğinde müthiş oynuyordu. Hocam Cruyff hocamızla oynuyoruz. Snyder Cruyff ile ilgili bir anısı var mı? Vallahi ben hatırlamıyorum. Olanlar yoruma yazabilir diyoruz. Çıkarabilenine kaç mangalava çıkardı hocam? Yorumlara yazın. Aşağıda Snyder kardeşimizi de gördüm. Hocam başladık. Snyder Haaland'a doğru çok güzel top. Ah be, Haaland vurmak istedi vuramadı. Rakip uzun toplarla mı çıkıyor acaba? Sürekli böyle yapıyor yoksa açık mı gördük? Ne yapıyorsa güzel yapıyor şu an çocuk, ilerledi. Geldik aldık. Arnold Modric'i gördü. Modric de Haaland'a. Haaland Snyder'i gördü. Ve Snyder Haaland'ın kaçtığını gördü. Harika top. Erling Haaland kalecinin çok önde olduğunu gördü ama ters ayakla. Anca bu kadar atabilirdi. Geldik aldık Lampard'la. Lampard'dan Vieira'ya. Vieira'dan Ronaldo'ya. Ronaldo Snyder'i gördü. Snyder ilk şutunda mükemmel bir gol attı. Wesley Snyder attı hocam, affetmiyor. Kaleciyi çıkarmaya çok hevesli bir rakip. Fakat bunu asla affetmeyen bir Ramzi Kamalak var. Müthiş attı hocam. Neredeyse 30-35 metre diyebiliriz. Harika oldu. Devam ediyoruz Patrick Vieira ile. Evet hocam. Erling Haaland. Haydi bakalım. Lampard. Snyder'i gördü. Güzel deneme. Olmadı. Güzel pas ama kaleci Casillas zamanında. Abi ben olsam vururdum onun yerinde olsam. Vallahi o da vurdu lan. Ama çok dandik gitti yani. Hiç inanmadık bile ya. Hocam İlker Casillas kaldırdı topu. Haydi bakalım. Erling Haaland bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Snyder'e. Snyder'den Ronaldo'ya. Ronaldo Haaland'ı gördü. Haaland geri çekmek istedi ama Haaland bir tık yavaş kalıyor. Ayrıca yavaş kalıyor derken Haaland 5 maçta 9 gol attı Premier Lig'de. Neler yapıyor bu adam? Gerçekten çok değişik işler yapıyor. Ya, tarihte görülmemiş şeyler peşinde. Helal olsun ya. Hocam Roberto Carlos bıraktı Casillas'a, hatalı bir paslaşma olabilir. Çok riskli oynuyoruz. Snyder çıkar topu, Lampard. Şurada Ronaldo'yu gördük abi. Ronaldo. Haaland'ı gördü. Haaland Snyder kaçtı hocam. Kimpembe aldı Snyder. Bir de dudak mı uçuklattı direkt. Snyder geldi. Bunu da aldı. Vurdu. Haaland yine Snyder oynadı. Ah be.
Hocam Vieira tekrar Snyder'e. Wesley Snyder defans. Snyder'in şu an önünde. Gerçekten mükemmel bir şey var ya. Markaj var. Ama Snyder'in şu an hani bayıldım diyebilirim derken Neymar Koulibaly önünde. Hocam Casillas çok güzel performans sergiliyor. Durdurdu direkt kaleye vurdu. Garip bir tercih. Casillas. Luka Modric'i gördü. Snyder. Tekrar Modric. Tekrar Snyder. Snyder Lampard. Ronaldo. Hocam Haaland. Haaland'dan Ronaldo ya. Ronaldo gidiyor. Yukarı oynadı Lampard'a. Lampard Ronaldo'yu gördü. Ronaldo. Snyder vurdu. 2 oldu. Wesley Snyder. Şapkadan tavşan çıkarıyor hocam. Harika. Bu da güzel abi. Çok tatlı lan. Oğlum çok güzel oynuyor Snyder lan. Bayıldım lan. Abi aşık oldum diyebilirim ha. Gol 2-0. Harika oynuyoruz. İlk yarı Snyder'in attığı 2 gol var. Ve 47 pas atmışız. 40'ı başarılı. Rakibin 36 pas var. 25'i başarılı. Biz daha başarılı oynuyoruz. Ve hocam ikinci araya geçiyoruz. Haydi bakalım. Snyder gerçekten benim hani şu an beklentilerimi karşılıyor diyebilirim ya. Özellikle bileği çok sağlam. Paslarda problem yaşatmıyor. Hani bir tanemine hatalı pas attı diyebilirim. Onun üzerine de ikinci vurduğu şutla mesela keza direkt gol olması beni şaşırttı. Bir hani abanmadan. Topa mesafesi olmadan vurdu ve direkte girdi. Luka Modric hocam Van Dijk. Bıraktı hocam Haaland. Haaland şimdi Haaland evet. Hocam Wesley Snyder. Yukarı oynadık Modric'e. Modric indi aşağı Haaland'a. Burada bir baskı. Kimpembe'yle çıkmak isteyen bir rakip var hocam. Geri Alexander Arnold Del Piero. Lewandowski. Patrick Vieira. Hocam Frank Lampard Haaland'ı gördü. Haaland'dan Ronaldo'ya. Ronaldo Haaland'ı gördü tekrar. Tekrar Ronaldo'ya. Ronaldo tekrar Haaland'a 3 oldu. Erling Haaland 3. golü atan isim oldu. 91'li Haaland da fena değil ya. Yani. İş yapıyor. Snyder'e Haaland bak yan yana. Boylara bak anasını satayım. Boy farkı çok ortada ya. Hocam Lewandowski. Messi. Ama kısa boylu olan 2 attı, uzun boylu olan 1 attı. Demek ki önemli olan boy değil işte bu arkadaşlar. Herkesin gönlü rahat olsun. Lewandowski, Luka Modric, Patrick Vieira, Haaland, Ronaldo'yu gördü. Ronaldo, Snyder'i gördü. Snyder çıkıyor. Yukarı oynadı abi ve Patrick Vieira. Burada Snyder'in önüne doğru oynar mı? Hoca olsaydı deme. Snyder! Ay ayağımın altından aldı. Haydi. Aha. Lampard, Wesley Snyder'i gördü. Uzak pozisyon, zor pozisyon. Tamam, abarttık biz de. Messi. Lampard'ı gördü. Lampard'dan Snyder'e. Snyder'den Vieira'ya. Vieira'dan Lampard'a. Lampard burada Snyder'i gördü. Bastoni geldi müdahalesini yaptı. Leva. Hocam Arnold. Modric'i gördü. Modric. İndirdi çok güzel. Haaland. Şöyle Snyder'i gördü. Snyder. Ronaldo da kaçıyor. Snyder. İnandım. Haaland hocam Modric'i gördü. Modric'ten Snyder'e. Snyder hat-trick'e gidiyor kaleci. Snyder'in sol ayağıyla bir korner taktiği gelir mi lan? Denenir mi acaba ha? Olabilir mi? Hocam korneri kaç kullanıyor Snyder abi? 91 kullanıyor. Evet, gayet iyi abi. Ve ekran değiştir. Kısa köşe vuruşu diyelim. 22 numaramız. Gelsin abi. Geldi Lampard. Öyle gördü Snyder'i. Snyder. Ah orada ayağına aşırdık. Sıkıntı yok. Ama yoruldu da tabii ki. Ve hocam maç 3-0 bitti. Snyder'in çok güzel 2 golü ve onun üzerine de Haaland'ın bir golüyle çok güzel bir maç geçirdiğimize inanıyorum. 11'e 5. O zaman ne yapıyoruz? Snyder ile bir maçı daha gidiyoruz. Oynat bakalım. Ve hocam yeni rakibimiz geliyor. Bu sefer nasıl bir rakip gelecek bakalım. Az önceki rakibe gerçekten top oynatmadık Snyder'le. Ve Burak Güney diye bir kardeşimiz gelmiş. İyi Türk. Burak'a da buradan selamlar eğer bizi izliyorsa. Ayrıca arkadaşlar fake isimlerle hani şey diyorlar. Abi bu sen misin? Kardeşim bu sen misin? Seninle maç yaptık diye. Ben genelde kayıtta maç yapıyorum ve benim isim de arkadaşlar belli yani. Hani bu isim olmadığı sürece görürsünüz zaten o aram ekranda da. Başka bir isimle maç yapmıyorum. Sadece bu benim. Eto'yu alalım mı? Eto'yla oynayalım hadi. Ronaldo yerine Eto olsun. Ve rakibin dizilişi 3-2-3-2 diyor ama böyle 3-1-4-2 gibi. Skos göbek olduğu için
3-2-3-2'ye geçmiş. Aa, Carlos mu lan stoperdeki? Carlos Cafu. Aa, garip lan. Kasol stoperi de bek yapmış lan. Acaba nasıl bir planlaması var ben? Ben merak ettim lan bu çocuğun tarzını. Yedeklerinde kimler var? Çocuğun yedeklerinde defansif oyuncu bir tane stoper var hocam. Van Dijk var. 4 defansa dönse, Van Dijk alırsa belki o şekilde kattı daha mantıklı olur derim de. Acaba farklı bir takvim var. Beklerinden de mi çıkıyor? Tek adam mı bırakıyor acaba oraya? Merak ettim. Maç içinde göreceğiz. Neler yapıyor bu kardeşim benim? Milesi'yi almış. Bizde de Cruyff var biliyorsunuz. Michael Abler'i aldığımız bir kaleci. Ne kalecisi lan? Hoca koskoca Cruyff. Ne kalecisi? Ve hocam başlıyoruz. O dizilişle çıkmış. Doğru. Ama maçı durdurdu şu an. Maçı durdurdu. Taktik mi değiştirecek acaba? Taktik değiştirecekse diye maça girdi. Garip. Evet hocam, sonunda bir maçımıza başladık. 4 defansa dönmüş rakip. Aynen dediğim gibi 4 defansa dönmüş. Burada Lampard'ı gördük hocam. Lampard, Van Dijk. Evet, rakip taktik değişikliğine gitmiş. Olması gerektiği gibi. Hocam Lampard Snyder'i gördü. Snyder! Ah be Alisson, tamam. Şöyle halan çekelim abi, Ronaldo. Şöyle Koulibaly, bıraktı Arnold'u. Arnold'dan Patrick Vieira'ya. Vieira Snyder'i gördü. Snyder'dan Lampard'a. Lampard Snyder'e. Snyder vurdu. Ah be, üst direkte patladı hocam. Güzel, güzel. Bu adamın şut gücünü sevdim abi. Vuruyor, atıyor. İndirir Snyder'e. Snyder Haaland'a. Snyder Eto'yu gördü. Tekrar Snyder. Burada Haaland'a kaldırdı. Haaland vurdu. Kaleci Alisson. Haaland yavaş vurdu. Çok tatlı oynuyor lan bu Haaland'la Snyder birbirleriyle. Hocam Snyder gördü Lampard'ı. Lampard'la Snyder'e. Wesley Snyder vurdu. Asatla dışarıda. Kralım be. Reisim be. Oğlum takıma bir can getirdi ya. Adam her yerde var lan. Odegaard. David Beckham, güzel düşünce. Hocam bir de dudak uçkırtan orta gelirse güzel olur derken. Hayır. Öyle bir şey yok, unut onu. Lampard hocam, Eto'yu gördü. Eto, Haaland'ı gördü. Haaland'dan Eto'ya, Samuel Eto gidiyor. Eto da çok hızlı, Haaland da çok hızlı. Ah be. Tamam, sıkıntı yok. Eto aldı. Açtı ortayı, Snyder bir de kafa vurdu. Adam kafaya da kalkıyor lan güçlülük boyuyla, kurban olduğu. Snyder şöyle indi Eto'ya. Eto'dan Haaland'a. Haaland'dan Eto'ya çok güzel topuk pası. Ah bir de başarılı olsaydı başka şeyler konuşuyor olurduk. Hocam Frimpong. Benzema. Benzema'yı durdurun abi. Van Dijk. Geldi aldı Vieira'ya. Vieira'dan hocam Modric'e. Modric'ten Snyder'e. Snyder'den Eto'ya. Eto Haaland'ı gördü. Aslında ben tekrar Snyder oynamıştım da. Hocam burada Snyder'in kaçtığını gördü. Wesley Snyder. Bir de attı Trivela'yı. Wesley Snyder, o da güzel. Çok güzel abi. Ya Snyder şey gibi arkadaşlar. 2021 Cruyff'u gibi. İleri kat ediyor. Çok güzel, dağılmıyor. Roberto Carlos hocam. Şöyle bıraktı. Eto'ya. Eto. İndi aşağı Carlos'a. Carlos'tan aşağı oldu. Lampard olmadı ama. Carlos'u geri çektim abi. Odegaard'ın attığı pas gitmesin. Beckham döndü, Plase vuracak. Tamam, vurdurmayın. Arnold Modric'i gördü abi. Modric'ten Haaland'a. Haaland. Şöyle Snyder. Çok güzel gördü Modric'e. Modric Haaland'ı gördü. Çok güzel. Offside yok hocam. Erling Haaland attı. İki oldu. Güzel. Oynuyor abi. Çocuklar çok tatlı oynuyor. Bu Haaland'a da ayrı parantez açmak lazım. Adam harbi abi iş yapıyor ya. Sesler zaten ortada abi, her şeyi gösteriyor. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet hocam, rakip bayağı bekletti. Taktik ya da oyuncu değişikliğine gitmiş olabilir. Biz hala aynı dizilişte aynı taktikle devam ediyoruz. Ve yolumuza Ronaldo'yu ileri almış. Aynen, Ronaldo ileride değildi. Hocam geldi Snyder, aldı Modric. Modric'ten Haaland'a. Haaland Eto'yu gördü. Samuel Eto. Orada yıkıldı bir Eto. Orada bir faul alabilir miyiz diye umut ettim de vermedi hoca. Vieira hocam Modric'i gördü. Modric de Haaland'a. Haaland gördü Eto'yu. Eto yukarıda bir Lampard var. Lampard. Lampard'ı da severim. Ah be Lampard. Güzeldi hocam. Güzeldi. Tamam haydi bakalım. Hocam Koulibaly. Wesley Snyder aldı. Aldı verdi. Scholes'la bir çatışma içerisindeler. Ringtok. Aha Frimpong lan, ne Frimpong? Odegaard, Koulibaly geldi, vücudunu koydu. Koulibaly yine koydu hocam. Modric. Şöyle Patrick Vieira'yı gördü hocam. Vieira
İndi aşağı Snyder'e. Snyder kaldırdı Vieira'ya doğru. Çok güzel pas. Patrick Vieira. Eto koşabilir mi? Van Dijk da koştu. Şurada aşağı çektiğimizde. Bak bizde. Lan ona güzel indirdi. Ben indiremez diye düşündüm. Abi Koulibaly'yi geri çektim. Carlos indir Koulibaly'ye doğru. Aha Van Dijk'a çarpan top. Bizim hatamız, çok ağır hatamız. Van Dijk kendi hatasını telafi etti. Carlos Vieira'yı gördü. Vieira'da Lampard'a. Lampard Snyder'e kaldırdı. Snyder indirdi Vieira'ya. Vieira Snyder'i gördü. Snyder deparını yaptı. Boşa bıraktı. Bir de ay Vieira nereye vurdun lan? Ana! Yavru ceylanım nereye vurdun sen öyle? Koulibaly Vieira, Van Dijk bıraktı hocam Modric'e. Modric'ten Snyder'e. Snyder indi aşağı Haaland'a. Haaland'dan Modric'e. Modric kaldırdı. Eto'ya doğru yerden oynadı. Ben kaldırmıştım ama o kaldırmadı. Şimdi Koulibaly bıraktı Vieira'ya hocam. Vieira Snyder'i gördü. Snyder'den Lampard'a. Lampard Haaland'ı gördü. Tamam. Abi çok güzel oynuyorlar ya. Bak ya. Abi sahan her yerinde. Bayıldım lan Snyder'e. Maşallah lan sana. Hocam Eto. Ya böyle bir hata yapmazsın kardeşim. Ronaldo'ya bacak arası atılmaz. Rem diye böyle bir hata yapılmaz. Hiçe. Hocam Luka Modric bıraktı hocam Snyder'e. Snyder burada Haaland'ın öne doğru çok güzel. Haaland yukarı oynadı Eto'ya. Eto. Tatlı. 4 oldu hocam. 4'ü de attık. Snyder'in çok güzel pası. Haaland'ın müthiş asisti ve Eto'nun boş kaleye sadece yuvarlaması diyebiliriz. Oğlum bu katlıyı çok beğendim lan. Çocuklar oynuyor ha. Haaland Snyder'i gördü. Snyder'den Eto'ya. Eto'dan Haaland'a. Haaland. Erling Haaland bir şey deneyeceğim. Ah be. Dedim çatala girer miydi be. 4-0. Haaland hala üzüntüden yere oturuyor. Hırsa bakar mısın? Vieira'da Frimpong'un yanında Vieira aldı. Vieira'dan Eto'ya. Eto. Şöyle Snyder'i gördü. Wesley Snyder. Ah be. Snyder kalk hayatım. Hayatım. Gülüm. Bıraktı hocam Snyder'e. Orada maçı niye bitiriyorsun oğlum? Tam şut çekeceğim. Bir de ekran karardı. O nasıl bir maç bitmezdir lan? Hocam, oha. Manyak mıdır nedir lan bunlar? Elimize kolumuza sağlık hocam. Harika bir maçtı. Vallahi bayıldım ha. 14 şut çekmişiz abi. Daha ne olsun? Ya genel olarak Snyder'le ilgili görüşlerimi zaten söyledim maç içerisinde. Harika. Şu an yani PES 23'te, eFootball 23'ten bayıldığım oyuncu olmuş olabilir. Daha da oynamaya devam edeceğim. Bakalım. Videoyu beğendiyseniz like'a abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.